Bir turizm şirketi 1140 yolcu kapasiteli bir taşıma filosu kurmak için 18, 24 ve 42 yolcu kapasiteli araçların her birinden en az bir tane olmak üzere toplam 30 adet satın almak istiyor. Buna göre 42 yolcu kapasiteli araçtan kaç tane almalıdır? Bu aslında iki bilinmeyen ne olarak soruluyordu. Üç bilinmeyen ne olarak da çözebiliriz. 18 yolculuğuya X diyelim, 24 yolculuk kapasiteliye Y, 42 yolcu kapasiteliye Z diyelim. X artı Y artı Z 30. 30 adet alacak. Hepsinden en az bir tane olacak. İkinci denklemi de şöyle kuruyorduk. Yolcu kapasitesini hesaplarken mesela 18 yolcu kapasiteli araçtan kaç tane varsa mesela 5 tane varsa 18 çarpı 5 yolcu alır. Dolayısıyla X tane varsa 18X yolcu alır diyorduk. Artı 24Y ve 42Z diyorduk aynı yöntemi kullanarak. Yani Z yolcu kapasiteli araç her kaç tane ise onu 42 ile çarparak yolcu kapasitesini bulabiliriz. Bunları niye yazıyorduk? Çünkü bize toplam yolcu kapasitesi olan 1140'ı vermiş. İki tane denklem var. Üç tane bilinmeyenimiz var. Biraz sıkıntılı bir durum. Burada bir ipucu olması lazım. Zaten şurada kaç tane almalıdır diyor. Muhtemelen burada bir ipucu gelecek. Şu denklemi biraz daha basitleştirebilir miyiz diye bakıyoruz. 18, 24, 42. Bunların ortak özelliği 6'ya bölünmesi. 6'ya bölersek 3x artı 4y artı 7z eşittir. 1146'ya bölünür mü? Şöyle hemen bunu 900 artı 240 olarak ayıralım. 906'ya böldüğümüzde 150, 246'ya böldüğümüzde 40, 150 artı 40, 190 eder. Bölünüyormuş. Bu şekilde böldük. X artı Y artı Z. Devam edelim. X artı Y artı Z'yi de genişletelim. Mesela 3 ile genişletelim. En azından bir bilinmeyenden kurtulalım. 3X artı 3Y artı 3Z eşittir 90 olur. Şimdi üstteki denklemden alttaki denklemi çıkarırsak. Şuradan devam edeyim. 3x'ten 3x çıktı 0. Zaten bunun için yaptık. 4y'den 3y çıktı y. Artı 7z'den 3z çıktı 4z. 190'dan 90 çıktı 100. Bizim iki tane denklemden çıkarttığımız tek sonuç bu. Y artı 4z 100'müş. Ben bununla hem x'i hem y'yi hem z'yi nasıl bulabilirim diye düşünüyorum şimdi. Elimde bir de şey vardı. Her biri en az bir tane olacak. Şimdi 4z. Z neydi? 42 yolcu kapasiteli araç. 25 olsa Z mesela direkt 100 olur, Y 0 olur. 25 olmaz. 25'ten büyük de olamaz. Çünkü Y negatif olamayacak. Y sonuçta araç sayısı. 23, 24 oralara bakmam lazım. Mesela 24 olursa Y de 96 olacağı için Y de 4 oluyor. 24 tane 42 yolcu kapasiteli, 4 tane 24 yolcu kapasiteli oldu. Toplam 30 araçlık bir filoydu. 24, 4 daha 28. Geriye 2 kaldı. 2 araç. O da 18'lik oldu. Bunu sağlıyor. Peki. 24 oluyorsa 23 de olur. Bir 23'e bakalım. Niye olmuyormuş? 23 çarpı 4, 92. Y de 8 oldu. Ha, 23 verirsem Y 8 oluyor. Dolayısıyla 31 oluyor. Toplamı 31 araç olamaz. Toplam 30 araç. Aynı şekilde 22, 21 diye gittiğimde de her birinde Y'nin çok büyük sayılara ulaştığını göreceğim. Öyleyse şunu diyoruz. Bu soruyu öyle hassas bir dengede kurmuş ki Z ne 24'ten büyük bir değer alabiliyor, Y ne de 24'ten küçük bir değer alabiliyor. Tam 24 değerini alabiliyor. Bunu da şu denklemden sonra görüyorum. Tabii bu İşin püf noktası değil. Püf noktası şu. Y artı 4z eşittir 100'ü iki tane denklemden elde ettikten sonra burada 3 tane bilinmeyen vardı. Y'yi soruyor. Ben Y'yi bulamadım. Z'yi de bulmam. Z'yi bulamadım. Y'yi bulmam lazım kesin olarak. Başka bir yerde bir şey aramalıyım dememeliyiz. Bu dediğim terazi. Yani Z ne belli bir şeyden büyük ne de belli bir şeyden küçük değer alamıyor olabilir. Onu bir yerine koyarak şuradan hızlıca bakmak lazım. Bu şekilde 24 sonucuna ulaşıyoruz. Önemli nokta şuraya geldikten sonra yılmadan bunun değerli bir şey olabileceğini düşünmek.